6 Ekim Bahriye Uçuk'un katledilişinin 32. yıl dönümü. Ben televizyon haberciliğine TRT'de Ali Kırca'nın Açık Oturum programında başladım. 1988 Kasım'ındaki bir programa ilahiyat profesörü Uçuk bir türbanlı gençle birlikte konuk oldu ve İslam'da örtülmenin zorunlu olmadığı iddiasını dile getirdi. O günden sonra aldığı tehditler kapısında patlayan bir bombayla son buldu. Patlamadan hemen sonra oradaydım. Görüntü hala gözümün önündedir. Yine de o dönem ders verdiğim üniversitede örtünmeyi seçen öğrencilerime konan yasaklara karşı çıktım. Mecliste Merve Kavakçı'nın var olma hakkını savundum. O dönemki yazılarım şahittir. Yani bu konuda geçmişinde yanlışları olanlar arasında değilim. Ama gelinen noktada çok net gördük ki o dönem türbanı, kıyafet özgürlüğü adına savunanlar iktidar olduklarında diğer kadınların giyinme özgürlüğüne sahip çıkmadı. Kadınlar dekolte ya da etek boyu yüzünden saldırıya uğradığında, İstanbul Sözleşmesi rafa kaldırıldığında, İran'da örtünme baskısıyla cinayetler işlendiğinde görmezden geldiler. 90'ların mazlumları yeni zalimin yanında saf tuttular. Günümüzde tehdit edilen, baskı gören, savunulması gerekenler bu ülkenin laik kadınlarıdır. Kılıçdaroğlu'nun bunu çok iyi bildiği halde durduk yerde başörtüsü mevzusunu gündeme getirmesi önemli bir yol kazası oldu. Belki herkes için giyim kuşam, özgür yaşam hakkını savunsa bu kadar göze batmazdı. Ama İran nedeniyle kadınlar ayağa kalkmışken, medya sansür yasasıyla kuşatılmışken, enflasyon tarihi rekor kırmışken, ülke yoksulluktan kırılırken önüne tesbih koyup başörtüsü dosyası açması karşı tarafı tatmin etmediği gibi kendi tabanında da ciddi tepki yarattı. Erdoğan tam da köşeye sıkıştığı anda uzatılan bu ipe sarılıp pek sevdiği kimlik siyasetine, inanç alanına döndü, muhafazakarlık yarışında el yükseltti ve madem öyle anayasayı değiştirelim dedi. Sonra da örtünün Rabbin emri olduğunu söyledi. Onu dinlerken 32 yıl önce bunun tersini söylediği için öldürülen Bahriye Uçuk'u andım. Bence CHP lideri önce önüne tesbih koyup başörtüsü yasası çıkarılarak muhafazakarların oyunu alabileceği fikrini veren danışmanını kızağa çekmeli, sonra da ev stüdyosunu yeniden halkın canının yandığı yere, mutfağına taşımalıdır.